Arkadaşlar, evet geldik İnkılap tarihine. İnkılap tarihinin birinci dersi Trablusgarp Savaşı. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti dediğim zaman Trablusgarp Savaşı, 1. Balkan Savaşı, 2. Balkan Savaşı, 1. Dünya Savaşı arkadaşlar. İşte bu 1918-20 sürecine kadar olan olayları biz bu ünitede topluyoruz. Dolayısıyla şimdi artık sistemli şekilde biraz da işiniz o genel tarihe göre arkadaşlar bence kolaylaştı. Altyapıyı güçlendirdiğin için kolaylaştı. Dolayısıyla Trablusgarp Savaşı'na başlayalım. Şimdi ben burada arkadaşlar size bir harita çizdim. Bakın harita çizdim. Ve bu harita üzerinden götüreceğiz. Görsellik önemli artık. Mesela 1. Dünya Savaşı'nda cephelerde, Trablusgarp Savaşı'nda, Balkan Savaşları'nda arkadaşlar. Ondan sonra işte Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı sürecinde Doğu Cephesi, Batı. Bak burada artık görsellik önemlidir. Mustafa Kemal'in yol haritasında amana dikkat. Trablusgarp Savaşı'na başlıyorum. Trablusgarp Savaşı İtalya ile Osmanlı Devleti arasında olmuştur arkadaşlar. İtalya ile Osmanlı Devleti arasında olmuştur. Peki biz şimdi Trablusgarp Savaşı'nın sebepleri diyeceğiz önce. Bakın ben daha önce arkadaşlar size Osmanlı Devleti'nde de söyledim. Dedim ki bir savaşta, bir mücadelede, bir isyanda isyanı başlatan kimse arkadaşlar, savaşı başlatan kimse, saldıran kimse onun arkadaşlar sebepleri onun gözüyle oluşturmak zorundadır. Peki burada saldıran pozisyonda agresif olan mücadelenin arkadaşlar tetikleyici gücü kim? İtalya. O zaman ben özellikle bu savaşın sebeplerini oluştururken kimin gözüyle bakmam lazım? İtalya'nın gözüyle bakmam lazım. Birincisi efendim sömürgecilik arayışı diyoruz. Arkadaşlar sömürgecilik arayışı. Peki ne demek? Siyasi birliğini geç tamamlayan iki tane devlet vardır Avrupa'da. İtalya ve Almanya arkadaşlar. İşte bunun öncesinde bakın İngiltere, Fransa gibi devletler, hatta Avusturya gibi devletler kendilerine belli bölgeleri aldılar. İşte bu siyasi birliğini geç tamamlayan Almanya ve İtalya sömürgecilik yarışına geç kalınca sömürgecilik yarışına yöneldiler ve burada arkadaşlar İtalya gözüne Trablusgarp bölgesini kestirdi. Peki niçin arkadaşlar Trablusgarp bölgesi özellikle? İtalya daha önce Habeşistan Savaşı'nda arkadaşlar Habeşistan bölgesinde sonuç alamadı. İşte o Habeşistan'da sonuç alamayınca Trablusgarp'la bunu telafi etmek istiyor. Dolayısıyla diyoruz ki İtalya'nın bakın İtalya'nın arkadaşlar Habeş yenilgisini telafi etme düşüncesi. Nereyle? Trablusgarp bölgesiyle. 3. İtalya'nın düşüncesi şu. Diyor ki buyurun arkadaşlar bakın şimdi haritaya dikkat. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, şurası Akdeniz bakın. Şu Ege dediğimiz yer de dahil olmak üzere. Şurası komple ne denizidir? Akdeniz'dir arkadaşlar. Ege diye bir denizi şu anda unut. Bakın şu anda şurası Yunanistan Mor Yarımadası. Şurası da bir çizmeye benziyor. Bak neresi? İtalya arkadaşlar. İşte bu İtalya ile Trablusgarp'ın birbirine yakın olması İtalya için Trablusgarp'ı cazip hale getirdi. O zaman diyorum ki arkadaşlar Trablusgarp'ın İtalya'ya yakın olması... Evet, Trablusgarp'ın İtalya'ya arkadaşlar yakın olması. Şimdi İtalya'nın temel bir derdi var. Nedir o dert? Diyor ki, Çağdaş Türk Dünya tarihinde de konuşuyoruz ya kıymetli arkadaşlar. Biliyorsunuz Benito Mussolini Akdeniz bizim deniz. Ta eskiden itibaren İtalya bu Akdeniz'in içine doğru uzanan bir yarımada olduğu için İtalya Akdeniz benim kontrolümde olmalıdır mantığıyla hareket etti. Yani İtalya'nın Akdeniz hakimiyeti düşüncesi. Evet İtalya'nın arkadaşlar Akdeniz hakimiyeti düşüncesi. Peki bir diğer sebebe geçelim. 5. Yine özellikle arkadaşlar İtalya'nın artan nüfus sürekli olarak burada çoğalınca tabii bir yarımada formatında arkadaşlar zorlanıyor. Diyor ki ben Trablusgarp'ı aldığım zaman Akdeniz'in güneyi Trablusgarp, Akdeniz'in içine doğru uzanan bir İtalya. Artan nüfusumu çat Trablusgarp bölgesine ne yapabilirim? Aktarabilirim. O zaman diyorum ki İtalya'nın artan nüfusuna yer bulma düşüncesi. İtalya'nın artan arkadaşlar nüfusuna yer bulma düşüncesi. Ve arkadaşlar bir sebep daha geliyor. Şimdi 2. Abdülhamit döneminde arkadaşlar biliyorsunuz donanma özellikle Haliç'e zincirlendiği için donanma etkinliğini kaybetti bakın. Ve şu anda Osmanlı Devleti'nin elinde çok sağlıklı bir donanma yok.
Peki arkadaşlar, aynı zamanda 1881'de Fransa Tunus'u, 82'de İngiltere Mısır'ı işgal etmedi mi? Peki Mısır neresi? Bakın arkadaşlar, şurası Süveyş'in olduğu bölge, kanalın olduğu bölge, Akdeniz'le Kızıldeniz'i birleştiren. Şu Kızıldeniz, tam arkadaşlar bakın şurası Afrika bölgesi ve tam bu Kızıldeniz'in dibinde arkadaşlar Mısır var. Peki Mısır kimin işgalinde? İngiliz işgalinde. Peki Osmanlı Devleti Trablusgarp'a nasıl müdahale edebilir? Denizden gelebilir. Hani donanma? Yok. Peki karadan gelmek istiyorum ben. Nereden geleceğim kardeşim? Suriye hattından geçeceğim. Süveyş bölgesinde Mısır'dan geçerek Trablusgarp'a gelmem lazım. Burada da İngiltere var arkadaşlar. Yani Osmanlı denizden ve karadan Trablusgarp'a müdahale edemeyecek olması, bölgenin savunmasız bir pozisyonda olması İtalya'yı cesaretlendirdi. Onun için diyoruz ki Trablusgarp'ın, yani bölgenin savunmasız durumda olması arkadaşlar. Bölgenin özellikle savunmasız durumda olması. Savunmasız durumda olması. Ve arkadaşlar, şimdi bakın direkt olarak mücadelenin gelişimine geçmeyeceğim. Diyoruz ki İtalya'nın, bakın İtalya'nın arkadaşlar işgal, Trablusgarp'ı işgal sürecinde neler oldu biliyor musunuz? Bir, İtalya dedi ki ben öyle bir şey yapmalıyım ki ben Trablusgarp'a girdiğim zaman kimse bana engel olmamalı. Kim engel olabilir? İngiltere olabilir, Fransa sorun yaratabilir, Rusya sorun yaratabilir, Avusturya Macaristan İmparatorluğu sorun yaratabilir. Onlar önce önlem almam lazım. Ve döndü önce Rusya'ya. Dedi ki Rusya, bakın arkadaşlar ta 1909 sürecinden itibaren. Dedi ki Rusya, senin bir boğazlar emelin var. Ben dedi senin bu boğazlardaki efendim egemenlik haklarını dedi saygı duyuyorum. Sana bırakıyorum ya dedi, hiç sana sorun yaratmayacağım. Ama dedi bunun karşısında sen de benim Trablusgarp'ıma ses çıkarmayacaksın. Tamam dedi Rusya. İşte arkadaşlar İtalya Rusya ile boğazlar konusunda bir anlaşma yaptı. Hangi antlaşma imzaladı? Raconinci antlaşmasını. O zaman diyorum ki bak şimdi bir, İtalya Rusya ile değerli arkadaşlar, Rusya ile Raconinci antlaşmasını imzaladı. Raconinci antlaşmasını imzaladı. Ve boğazlar konusu. Şimdi Rusya'dan yana bir problem yok. Peki döndü Fransa'ya. Dedi ki sen 81'de Tunus'u işgal ettin. Ben ses çıkardım. Hayır. O zaman dedi sen de benim Trablusgarp'ıma ses çıkarmayacaksın. Tamam dedi Fransa, olur. Fransa ile Tunus konusunda anlaştı arkadaşlar. Bakın İtalya Fransa ile Tunus konusunda anlaştı. Tunus konusunda. Ve arkadaşlar 3. Döndü Avusturya Macaristan'a, dedi ki sen ikinci meşruiyetin ilanı ve 31 Mart isyanı sürecinde ben ne anlattım? Dedim ki arkadaşlar Avusturya Macaristan Bosna Hersek'i ilhak etti. Kendi sınırları içine aldı. Dedi ki İtalya sen Bosna Hersek'i sınırların içine aldın. Ben ses çıkarmadım. Şimdi sen de dedi Trablusgarp'a ses çıkarmayacaksın. Tamam dedi, anlaştılar. Onun için diyoruz ki 3. Arkadaşlar Avusturya Macaristan İmparatorluğu'yla bakın Bosna Hersek konusunda anlaşıldı. Peki kim kaldı? İngiltere. İşte dedi ki İtalya İngiltere'ye, ben burayı işgal ederken Osmanlı Devleti senden izin isteyecek. Mısır'dan karadan asker geçireyim Trablusgarp'a. Eğer dedi kardeşim bu Osmanlı'ya müsaade edersen seninle sorun yaşarız. Tamam dedi İngiltere, sorun yok. Bakın şimdi az sonra Osmanlı'ya vereceği cevaba dikkat edin. O zaman diyorum ki İtalya İngiltere ile Mısır konusunda anlaştı arkadaşlar. Mısır konusunda anlaştı. Peki soruyorum ben size. Şimdi İtalya gelip bölgeyi işgal ettiği zaman arkadaşlar İtalya sorun yaratabilecek bir devlet var mı? Yok. Osmanlı da zaten bölgeye giremiyor. Bak işte İtalya önce Osmanlı kolunu kanadını kırdı. Ve bakın şimdi hemen not açıyorum. İtalya Osmanlı Devleti'ne bir nota verdi. Dedi ki efendim bölgede benim vatandaşlarım var. Onlar için ıslahat yapmanı istiyorum senden. Osmanlı Devleti süreci az çok görebiliyor arkadaşlar. Düşüneceğim dedi bu konuyu. Sonra bir nota daha verdi. Dedi ki vazgeçtim, ıslahat istemiyorum. Derhal Trablusgarp'ın bana bırakılmasını istiyorum. Siyasi nezaketini de dışına çıktı. Osmanlı Devleti buna hayır deyince geldi Eylül 1911 tarihinde arkadaşlar donanmasıyla buraya asker çıkarak işgal faaliyetlerini başlattı. Evet efendim, diyoruz ki İtalya Osmanlı'ya iki nota verdi arkadaşlar. Bakın İtalya Osmanlı'ya iki nota verdi. Birinci notada vatandaşlarım var, ıslahat istiyorum. İkinci notada bölgeyi derhal bana bırakacaksın. Ve arkadaşlar şimdi diyoruz ki mücadelenin, savaşın arkadaşlar gelişimi.
Evet, 1. İtalya Eylül 1911, 27-29 Eylül'dür arkadaşlar. İtalya işgal faaliyetlerini başlattı. İtalya işgal faaliyetlerini başlattı. Ve arkadaşlar, donanmam olmadığı için denizden İngiltere'ye dedim ki bana müsaade et de şöyle karadan bu Trablusgarp'a asker geçireyim. Olmaz dedi Osman, ben tarafsızım. Sana dedi buradan müsaade ettiğim zaman ben dedi bu mücadelede senin tarafını tutmuş olurum. Bu İtalya ile beni karşı karşıya getirir. İşte değerli arkadaşlar, İngiltere daha önce İtalya ile anlaştığı için bak Mısır'dan geçit vermedi. Yani arkadaşlar Osmanlı denizden ve karadan müdahale edemedi diyoruz. Osmanlı arkadaşlar denizden ve karadan müdahale edemedi. E ne yapalım? Bırakalım bölge İtalya. Hayır arkadaşlar. Osmanlı Devleti sağlıklı donanması olmadığı için denizden, Mısır işgal altında olduğu için karadan müdahale edemeyince Osmanlı Devleti adına vatansever arkadaşlar gönüllü subaylar bölgeye gönderildi. Evet, vatansever subaylar bölgeye gönderildi. Hocalarım, şimdi bu bölgeye giden vatansever subaylar kimlerdir? Bakın dikkat ediyoruz. Bölgeye giden subaylara baktığım zaman bunlardan bir tanesi biliyorsunuz Mustafa Kemal arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal bölgeye giderken nasıl gitti? Ben Osmanlı subayı Mustafa Kemal geldim burada halkı örgütleyeceğim. Hayır arkadaşlar. Bunu dediğin zaman avlanırsın. Bunlar rumuz kullanarak denizden ta Tunus'tan arkadaşlar tüccar sıfatıyla, gazeteci sıfatıyla kaçak yollardan arkadaşlar bölgeye girip halkı örgütleyen subaylardır. Dolayısıyla Mustafa Kemal arkadaşlar Tanin gazetesi yazarı, bakın Tanin gazetesi yazarı Şerif Bey olarak bölgeye girmiştir. Ve Mustafa Kemal bölgeye geldiği zaman dikkat ediyorsunuz arkadaşlar Derne ve Tobruk'ta halkı örgütlemiştir. Bakın Derne ve Tobruk'ta halkı örgütlemiştir. Derne ve Tobruk'ta. Aynı zamanda arkadaşlar bu Mustafa Kemal'in teşkilatçı kimliğini gösteren bir durumdur. Peki bölgeye gelen subaylardan bir diğer arkadaşlar Enver Bey'dir efendim. Evet meşhur Türkçü Enver Bey'dir. Enver Bey bölgeye gelirken Tüccar Hamdi Bey arkadaşlar olarak gelmiştir. Bakın Tüccar Hamdi Bey olarak geldi arkadaşlar. Evet, peki Enver Bey bölgeye geldiği zaman Bingazi'de halkı örgütlemiştir. Bakın bu da Bingazi'de halkı örgütledi. Bingazi'de halkı örgütledi. Bölgeye gelen subaylardan bir diğer arkadaşlar Neşet Paşa'dır bakın. Neşet Paşa'dır. Neşet Paşa bölgeye geldiği zaman Trabluskar bölgenin genel adıdır. Trablus ise arkadaşlar bakın burada bir sahil kentidir. Geçen sene de söyledim. Dedim ki arkadaşlar bak bu Trablusgarp Savaşı ile alakalı soru gelecek. 2020 lisansta iki soru birden patlattılar. Niye? Çünkü arkadaşlar Trablusgarp dediğimiz şu andaki Libya'yı konuşuyoruz bak. Libya'daki olayları istinaden. Onun için burası tehlikeli. Burası 2021'de 22'lerde yine favori olma özelliğini koruyacak. Ve Neşet Paşa arkadaşlar bölgeye geldi. O da Trablus'ta halkı örgütledi. Bak Trablus'ta. Evet Trablus'ta halkı örgütledi. Arkadaşlar peki sadece bu kadar mı? Hayır. Bölgeye gelen subaylardan bir diğeri Ali Çetin Kaya arkadaşlar. Bölgeye gelen subaylardan bir diğeri Halil Paşa arkadaşlar. Bunları benden daha sonra yine duyacaksınız siz. Bölgeye gelen subaylardan bir diğeri arkadaşlar. Kimdir? Fuat Bulca. Bakın Fuat Bulca. Bölgeye gelenlerden bir diğer arkadaşlar Nuri Jonker. Evet Nuri Jonker efendim subaylar. Bunlar genç, dinamik, rüştünü ispat etme eğiliminde olan subaylar. Ve vatansever, gönüllü. Bir adam savaşa gönüllü gidiyorsa bu adam agresif adamdır arkadaşlar. İdealist adamdır. Ve bakın işte bu özellikle Osmanlı subayları burada halkı örgütleyince İtalya'nın anlam veremediği bir şey var. Allah Allah. Osmanlı buraya karadan gelmedi, donanmasıyla gelmedi. Ne oluyor burada? Ben niye iç kısımlara giremiyorum? O kadar uğraştı ki ülkede ekonomik sıkıntı başladı arkadaşlar. Ve Trablusgarp'ı kendisine bırakması için, bakın Osmanlı'yı pes ettirmek için arkadaşlar özellikle Osmanlı'yı barışa zorlamak için İtalya 3 tane adım attı. Çanakkale Boğazı'nı ablukaya aldı bak. Rodos'u 12 ada işgal etti. Geldi Beyrut limanını top atışına tuttu bak. Bu harita onun için işte bizim için önemli. Hep Rodos 12 ada, Rodos 12 ada Akdeniz'in göbeğinde bir ada arkadaşlar. Bizim
Özellikle şurası Bodrum Yarımadası'dır. Buradan böyle Dikine ileri geldiğiniz zaman Akdeniz'in ortasında bir Rodos ve etrafındaki 12 adaya ulaşırsın. Onun için şimdi diyoruz ki bak, şimdi diyoruz ki İtalya Osmanlı'yı arkadaşlar, Osmanlı'yı barışa zorlamak için bir Çanakkale Boğazı'nı ablukaya aldı. Arkadaşlar, Çanakkale Boğazı'nı ablukaya aldı. Ablukaya. Peki arkadaşlar, iki aynı zamanda geldi Rodos'u 12 adayı işgal etti. Rodos ve 12 adayı işgal etti. Yine arkadaşlar 3 geldi Beyrut limanını top atışına tuttu. Osmanlı'ya ait olan arkadaşlar Beyrut limanını top atışına tuttu. Beyrut limanını top atışına tuttu. Şimdi bakın, Osmanlı yine pes etmedi arkadaşlar. Nerede pes etti? Osmanlı Devleti Trablusgarp'ta boğuşurken bir taraftan arkadaşlar çat tane Balkan devletleri Osmanlı'ya saldırdı. İşte bu Balkan devletlerin Osmanlı'ya saldırması üzerine Osmanlı iki tarafta birden mücadele edemeyeceğini görünce arkadaşlar bir yerden taviz vermeyi tercih etti. Neresi oldu ora? Trablusgarp ve İtalya ile Uşi Antlaşması'nı imzalayarak bölgeden çekilme kararı aldı. Evet, şimdi hemen arkadaşlar notumu açıyorum buraya. Evet, not diyorum ve şunu alıyorum. Balkan savaşlarının başlaması üzerine arkadaşlar, Osmanlı İtalya ile Uşi Antlaşması'nı imzaladı. Peki, şimdi arkadaşlar Uşi Antlaşması'nda ne var? Hemen Uşi Antlaşması diyorum ve Uşi Antlaşması'nın içeriğine giriyorum. Uşi Antlaşması 1. Uşi Antlaşması diyor ki Trablusgarp bölgesi İtalya'ya bırakılacak arkadaşlar. Evet, Trablusgarp İtalya'ya bırakılacak. Yalnız Trablusgarp İtalya'ya bırakılacak. Ancak halk dini bakımdan halifeye bağlı kalacak. Bu madde size ne hatırlattı arkadaşlar? Bu madde size küçük kaynarcadaki Kırım bağımsız olacak ancak halk dini bakımından halifeye bağlı kalacak maddesini hatırlattı, değil mi? Yani orada da bir yorum yapmıştık. Osmanlı bölgede Kırım bölgesine kültürel bağlarını devam ettirmeye çalışmıştır. Halifeliğin gücünü kullanmıştır diye. Bak aynı madde burada var işte. Yine diyor ki arkadaşlar 3 bölgenin duyunu umumiye borçlarını İtalya ödeyecek. Yine diyor ki arkadaşlar 4 Osmanlı adına bakın. Osmanlı adına bölgede bir kadı aynı zamanda Naib-i Sultan denilen görevli bulunacak. Ve yine diyor ki arkadaşlar 5 bu görevlilerin maaşı, bu görevlilerin ücreti Osmanlı Devleti tarafından ödenecek. Osmanlı tarafından. Tamam. Şimdi gelelim bir diğer noktaya. Uşi Antlaşması'ndaki bu özellikle arkadaşlar 5 tane madde ne ifade ediyor? Trablusgarp Savaşı ve arkadaşlar Uşi Antlaşması'nın önemi ve etkileri diyor. Bakın onları da şuraya alacağım arkadaşlar. Haritamızı bozmama adına. Şimdi Trablusgarp Savaşı ve Uşi Antlaşması'nın önemi, sonuçları, etkileri diyorum. Dikkat! Evet, bir Osmanlı Devleti'nin Afrika'da arkadaşlar ilk toprak kaybı neresiydi? Cezayir. İşte arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Afrika'daki son toprak kaybı Trablusgarp bölgesidir. Yani şöyle sordu soruyu. Önce bir madde yazalım. Osmanlı'nın Afrika varlığı sona erdi arkadaşlar. Dedi ki adam Osmanlı Devleti'nin 3 kıtadaki varlığını 2 kıtaya indiren aşağıdakilerden hangisidir? Avrupa'da toprağım var Balkanlarda, Asya'da toprağım var, Afrika'da toprağım vardı. Hangi antlaşmaya kadar? Uşi Antlaşması'na kadar. Peki Afrika varlığım sona erdiğine göre benim 3 kıta varlığım hangi antlaşmayla ikiye düşmüş oluyor? Uşi Antlaşması'yla. Yine arkadaşlar bakın 2. Özellikle Osmanlı'nın güçsüzlüğü net şekilde ortaya çıktı diyoruz. Osmanlı'nın arkadaşlar güçsüzlüğü net şekilde ortaya çıktı. Peki 3. Peki Balkan savaşlarının başlama sebeplerinden bir tanesi ne? Osmanlı'nın Trablusgarp'taki arkadaşlar güçsüz durumu. O zaman Balkan devletlerini cesaretlendirdi diyorum. Bakın
Balkan devletlerini arkadaşlar cesaretlendirdi. Peki yine dördüncü sonuç, dördüncü önem geliyor. Dünya savaş tarihinde ilk defa uçak Trablusgarp Savaşı'nda kullanıldı İtalya tarafından. İtalyan pilot Galileo Gavotti kullanmıştır arkadaşlar ilk uçağı. Evet, dünya savaş tarihinde ilk defa uçak kullanıldı. İlk defa uçak kullanıldı. Uçağı kullanan da arkadaşlar Gavotti denilen pilottur efendim. 5. Mustafa Kemal'in gözünden yaralandığı yer arkadaşlar Trablusgarp'tır. Hatta tedavi ettirmediği için gözünde arkadaşlar kalıcı bir hasar da oluşuyor. Çanakkale'de şarapnel parçası göğsüne, saat meselesi biliyorsunuz, göğsüne çarpıyor. Trablusgarp'ta gözünden yaralanmıştır. Ve Mustafa Kemal yüzbaşı olarak geldi. Trablusgarp binbaşıyla yükselmiştir. Mustafa Kemal binbaşı oldu arkadaşlar. Binbaşı oldu. Evet, 6. Mustafa Kemal'in emperyalizme karşı vermiş olduğu ilk mücadele Trablusgarp Savaşı'dır. Evet, Mustafa Kemal'in emperyalizme arkadaşlar karşı verdiği ilk mücadeledir. Yani sömürgeciliğe karşı verdiği ilk mücadeledir. 7. Osmanlı Devleti arkadaşlar bu Trablusgarp bölgesinden çekildi. Ama bakın diyor ki halk dini bakımından halifeye bağlı kalacak. Bu ne demek? Osmanlı bu madde üzerinden bölgeli kültürel ilişkilerini devam ettirmeye çalışmıştır. Ve burada halifeliğin gücü kullanılmıştır arkadaşlar. Evet, Osmanlı halifeliğin gücünü kullandı diyoruz. Osmanlı halifeliğin gücünü kullandı arkadaşlar. Peki, bak şimdi. Uşak Antlaşması'ndaki maddelerden birine biliyor musunuz? İkisini beraber alacağım. Diyor ki arkadaşlar, Balkan savaşları bitene kadar Rodos ve 12 ada İtalya'nın korumasında olacak. Peki, sen bir daha Rodos 12 ada İtalya'dan alabildin mi? Hayır. O zaman diyoruz ki, işte bu Uşak Antlaşması'yla Rodos 12 ada fiil olarak elden çıkmıştır arkadaşlar. Evet, oraya bir madde daha çakıyorsunuz. Rodos 12 ada fiil olarak elden çıktı. Bak, fiil olarak arkadaşlar elden çıktı. Lütfen dikkat edin, ne olur. Burada bir kroncu soru soruyorlar şimdi. Dersi bitireceğim ama son arkadaşlar hatırlatmam yapayım, ondan sonra bitirelim. Trablusgarp Savaşı başladı. Osmanlı Devleti karadan ve denizden müdahale edemedi. Vatansever subaylarını bölgeye gönderdi. İtalya-Osmanlı barışa zorlamak için Çanakkale Boğazı'nı ablukaya aldı. Beyrut Limanı top atışına tutur. O da son iki ada işgal etti. Bu savaş devam ederken Balkan Savaşı başladı. Balkan Savaşı başladıktan sonra Uşak Antlaşması imzalandı. Bak, kronolojiye dikkat et. Yani İtalya ile savaş bittikten sonra ben Balkan Savaşları'nı başlatmıyorum. Trablusgarp Savaşı devam ederken Balkan Savaşı başladı. Ve bunun üzerine iki tarafta mücadele edemeyeceğimi görünce ben Uşak Antlaşması'nı imzaladım. Onun için Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı, Uşak Antlaşması'nın imzalanması ve Osmanlı Afrika varlığının tamamen sona ermesi diyeceğiz buradaki kronolojimize. Evet, Trablusgarp Savaşı arkadaşlar bu kadar şimdilik. Evet, Balkan Savaşları'na ayrı bir ders yapacağız. Balkan Savaşları dersimizde görüşürüz. Hoşçakalın.